Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıratınız, her şeyiniz yerindedir. Bu ne lan? Heh, sinek dur, sineği hallettik. Evet devam edelim. Evet sevgili dostlar umarım keyfiniz, sağlığınız, sıratınız yerindedir. Devlog'un ilk videosundan herkese merhabalar. Devlog nedir? Biraz bundan bahsedelim. Devlog kişisel olarak geliştirmiş olduğum bazı projeleri belirli zaman aralıklarında sizlere böyle ara ara tanıttığım böyle mini vlog serisi gibi bir şey olacak. Evet son bir aydır neler yapıyorum biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi aslında kanalın toplu kısmında bundan bir süre önce bir paylaşımda bulunmuştum. Bazı sistemler kullanarak yapay zeka ile dublaj sistem üzerinde çalıştığımı söylemiştim. Yani elimizdeki İngilizce veya farklı dillerdeki videoları farklı dillere dublajlamak için bir sistem geliştirdiğimi söylemiştim. Evet şimdi uygulama ne hale geldi, ne yaptım, ne ettim biraz bunlardan bahsedeceğim. Aslında bu uygulamayı neden yaptım ve bu uygulamayı nasıl yayınlayacağım, artık nasıl olacak o süreç onlara da ilerleyen kısımlarda geleceğim. Şimdi ilk başta bu uygulamayı neden yaptım? Şimdi elimdeki biliyorsunuz işte içerikler falan var. Yani Blender ile ilgili bazı videolar üretiyorum yıllardır biliyorsunuz. Türkiye'de çok fazla izlenmiyor. Bunlar acaba dedim globalde nasıl yayınlayabilirim? Benim de İngilizcem olmadığı için bazı yollar araştırdım dublaj sistemleri karşıma geldi. Bunları araştırırken çok fazla para istediklerini gördüm. Bunların en başında işte Eleven Labs gibi bazı siteler var. Bunlar baya baya para istiyorlar. Yani baya para istiyorlar. Az buz değil. Benim de zaten öyle bir kazancım olmadığı için ona bir şey veremeyecektim o yüzden kendim bir şeyler yapmak için son bir aydır bu sistem üzerinde sabah akşam çalışıyorum desem bir yeridir ve sonunda tam anlamıyla beta haline bir uygulamayı getirdim ve sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Evet şimdi uygulamamızı bir açalım sevgili dostlar şöyle uygulamamızı açtığımız zaman bir arayüz üzerinden kontrol ediyoruz. Normal şartlarda ben 4-5 tane video çekmiştim hani böyle part part halinde hani uygulama hangi seviyeden hangi seviyeye geldi onu gösterecektim ama çok da gerek duymadım bir daha dedim onunla tek tek uğraşmayayım diye. O yüzden böyle tek bir video halinde bitmiş bir şekilde uygulamayı sizlere göstermek istedim. Şimdi uygulama açtığımızda sevgili dostlar böyle bir arayüz karşımıza geliyor. Uygulamayı tamamen Türkçe yaptım tabii ki. Kendi ihtiyaçların doğrultusunda bir uygulama yaptığım için Böyle bir arayüzde karşınıza geliyorum. Şimdi uygulamanın arayüzü biraz şey gelebilir ne derler eski gelebilir arayüz kısmını ilerleyen zamanlarda değiştirmeyi tabii ki düşünüyorum. Ama şu andaki önceliğim bu uygulamayı betadan tam hale çıkartmak. Uygulamanın bazı noktalarında ufak tefek bug'lar var ama kullanıma engel değil arka planda hani bilmeyen insan için çok da sorun olacağını düşünmüyorum ama... Ben bu uygulamayı hani kendim yaptığım için o yüzden hatalarını biliyorum. O yüzden bunları geliştirmem lazım. Ondan sonra tam istediğim bir versiyon haline geleceğini düşünüyorum. Şimdi uygulama açtığımız zaman sevgili dostlar burada bazı bölümler karşımıza geliyor. Hızlı bir şekilde bunları tanıtacağım. Sonrasında bu uygulamanın kullanımı nasıl oluyor? Bir de uygulamalı bir şekilde bunu göstereceğim. Şimdi ilk bölümden başlayalım. İlk birinci bölümden video transkripsiyon bölümü var, çeviri bölümü var, seslendirme ve videolar birleştirme ve ayarlar bölümü var. İlk bölümde sevgili dostlarım videoyu yüklüyoruz ve videonun sesini metne dönüştürüyoruz. Zaman aralıklarını işte belirleyerek buna da SRT formatı deniyor. Bu metni oluşturduktan sonra bunu da seslendirmek istediğimiz dile buradan istersek Google çeviri, istersek de Gemini AI sistemini kullanarak çevirebiliyoruz. Çevirdiğimiz dosyayı da bu kısımdan seslendiriyoruz. Bu kısımdan da seslendirdiğimiz dosyayı orijinal videoyla birleştirerek bir dublajlı video elde etmiş oluyoruz. Şimdi istiyorsanız hemen bunu uygulamalı bir şekilde gösterelim. Ama ondan önce şurayı da göstereyim. Elimizde Gemini'nin APK varsa buraya girerek buradan da işte modeller listeleniyor. Kullanmak istediğimiz modeli seçerek de buradan da aktif olan modeli zaten görebiliyorsunuz. Bu şekilde de çeviri sisteminde Gemini sistemini kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu uygulamayı kullanırken tabii ki bazı noktalarda internete bağlı olmamız mantıken gerekiyor. Sonuçta lokalde çalışıyor ama bunu da hani internete bağlı olarak bazı yerlerde kullanmamız gerekiyor. Tek başına bunu hani lokalde kullanabilecek hale getirmeye çalışırsak bu uygulamanın boyutu gigabaytları geçer. Ben burada hani böyle kilobaytlarla böyle çalışan bir uygulama yaptım. Tabii ki arka planda bazı işte kütüphaneler falan var. Onlar gigabaytla şu ayrı bir şey. Onu da artık saymaya gerek yok. Ama onları da aktif ettiğimiz zaman aslında uygulamanın boyutu bir tık böyle şey yapabiliyor. Büyüyebiliyor. Burada kullandığınız modellere göre bazı şeyler değişiyor. Şimdi ilk başta hemen buradan videomuzu yükleyelim. Hatta şurada bir videomuz var. Şunu da silelim. Burada bir tane videomuz var. Bu işte hani Game ile ilgili bir video. Game kanalından aldım. İnşallah telif atmazlar. Buradan da sevgiler saygılar. Yazılımlarınızın bir çoğunu lisans olarak kullanıyorum. Teşekkürler. Geçelim bu kısmı. Buradan Whisper model kısmı var. Yani bu ne anlama geliyor sevgili dostlarım. Whisper da bu arada OpenAI'nin geliştirmiş olduğu bir işte ses işleme modeli diyebiliriz aslında. Ses modellerini işleyerek bunları metine dönüştürüyor. Metine dönüştürürken kelimeleri anlam anlamında çok güzel işlediğini söyleyebilirim. Hatta şöyle bir tablomuz var. Buradan GitHub sitesinden de indirip kullanabiliyorsunuz. Bunu normalde hani lokalde bile kullanabiliyorsunuz. Baya güzel bir şey. Ben hatta işte YouTube videolarımın altyazısını çıkartma kısmında Google'ın sisteminden ziyade bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü böyle hani ne diyeyim benim dağlı dediğimiz İngilizcem var ya benim hani böyle çok iyi bir şekilde İngilizce konuşamam. Hani böyle sanki ne bileyim dağın başında 50 yıl yaşamışım da gelmişim böyle hani burada kimseyi eleştirmiyorum yanlış anlamayın hani böyle insanlardan izole anlamında söylüyorum dağ kısmını orada yaşayıp gelmişim böyle iki kelime İngilizce diyorum yani biliyorsunuz videolarda falan denk gelmişsiniz İngilizce yani çok iyi konuşamam o kelimeler bile çoğunlukla güzel bir şekilde algılıyor. Şimdi burada bazı modeller var. Tiny işte base, small, medium, large, onunla large mıydı, large mıydı neyse işte large desek daha mantıklı. Turbo gibi bazı modeller var. Bunları kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. İşte burada ekran kartınız hangisine önem veriyorsa, önemden kastım işte hangisine müsaade ediyorsa onu kullanabiliyorsunuz. Genelde small ile medium fazlasından yeterli geldiğini söyleyebilirim. Ha benim elimde 16 GB veya işte ne bileyim 12 GB VRAM ekran kartım var diyorsanız buradan işte large en büyük modelde kullanabilirsiniz. Burada modeller büyüdükçe kelimeleri anlama kapasitesi daha da artıyor. Böyle hani ne bileyim böyle çok net konuşamadığınız kelimeleri modeller büyüdükçe daha detaylı bir şekilde anlayabiliyor. Ben genelde small ile medium modelleri kullanmayı tercih ediyorum. Medium'a baktığımız zaman 5 GB civarında VRAM kullanıyormuş. Hatta şöyle görev yöneticisi kısmından da uygulamalı bir şekilde şöyle gösterebilirim. Şu anda boşta ortalama 1 GB'ye yakın böyle bir VRAM kullanımı varken Buradan Medium'u seçtim orijinal dilde yani videonun orijinal dili neyse o şekilde çeviri Aslında pardon ne diyebilirim altyazıya dökebiliyorum Buradan direkt İngilizce'ye çevirerek de yapabilirim ama zaten gerek yok Video zaten İngilizce İngilizce'den İngilizce'ye mi çevireyim yani mantıksız olur Şimdi buradan transkript oluştur butonuna tıkladığında zaman aralıklarını baz alarak videonun hangi kelimesi, hangi cümlesi aslında nerede geçiyor onu oluşturuyoruz şu anda. Buradan işte görüyorsunuz 5 GB civarında VRAM kullanımı zaten burada yazıyordu ve böyle hızlı bir şekilde oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Burayı kapatabiliriz. Şimdi burada ne diyor? Hani kısaca biraz hani bunun mealini yapayım, açıklamasını yapayım. Burada diyor ki işte 4. saniye ile diyor 10. saniye arasında şuradaki cümle geçiyor diyor sevgili dostlar. Diğerlerinde de aynı şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Sevete çevir kısmına geldiğimiz zaman buraya tıklıyorum. Buradan işte elinde yine Gemini APK yi varsa ben zaten bakın buraya girdiğim için bunu kullanabiliyorum. Buradan Gemini seçebilirsiniz veya ben bununla hiç uğraşmak istemiyorum. Direkt Google'ın Translate sistemini hızlı bir şekilde kullanmak istiyorum diyorsanız Google çeviriyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi Gemini seçtim ve buradan da hedef dil kısmından hemen buradan geliyorum. Türkçeyi seçiyorum. Nerede Türkçe? Şu alada bir yerde olması lazım. Geçmişte olabilirim büyük ihtimal. Evet. Çevir butonuna tıkladığında buradan hangi bloğun yani aslında şuradaki blok diye algılayabiliriz. 4. blok, 3. blok gibi. Toplam 15 milyon 6, 7. diye böyle çevirdiğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde CMD ekranından da bunun takibini böyle yapabiliyorsanız sevgili dostlarım. Kullanımını oldukça basite indirgeyerek böyle bir uygulama yapmaya gereği duydum. Benim için gayet stabil bir şekilde çalışacak hale getireceğim yavaş yavaş. Ama şu hali bile fazlasından aslında yeterli. Şimdi çeviri yaptık sevgili dostlar. Buradan şuna tıklayarak. Böyle istediğimiz bir yere bu dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Orijinal işte transfer, cemre bilmem ne yazıyor. Ben direkt TR adında bunu kaydediyorum bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey daha var. Bu kaydetmiş olduğumuz SRT dosyasını mesela kopyalayarak açıp kopyalayıp işte ne bileyim ne derler ona grok olur ne bileyim işte open air gibi yapay zekalar olur. O yatarak da oradan da çeviriler yaptırabilirsiniz. Onları da yapabiliyorsunuz. Onda da bir sıkıntı yok. Metin seslendir kısmına geldiğimiz zaman zaten direkt bunu translate ettik ya biraz önce onu otomatikman zaten tanıyor. Bu otomatikman geliyor. Eğer siz daha sonrasında işte ne bileyim internetten işte bunu nasıl anlatabilirim kendiniz translate yaptıysanız o dosyanın içinde kaydedin. Otomatikman tanı, eğer tanımasa şuradan bir kere yükle dediğiniz zaman onu da zaten tanıyacaktır. Seslendirme diline geldiğimiz zaman buradan da bizim işte videomuzun dilini olacak. Zaten Türkçe çevirdiğimiz için Türkçe olması gerekiyor. Bu kısma geldiğimiz zaman da male ve female kısımları var. Yani kadın mı olsun erkek mi olsun bunları ayarlayabiliyorsunuz. Female kadın mıydım hep unutmuşum şu anda var ya kafam yemin ediyorum karşıda neyse. ha. Burada female kadınmış male de erkek olduğunu görebiliyorsunuz. Ahmet ve Emel abimiz var. Biz buradan Ahmet abimizi seçelim şimdilik. Ve buradan da konum seç kısmından da bu çıkacak ses dosyasını nereye kaydetmemiz gerekiyor. Daha öncesinde yapmıştım şunun üzerine kaydedebilirim. Ve seslendir butonuna tıkladığım zaman... Bakın yine buradan da takibini yapabiliyorsunuz. Hangi sekmede hangi bölüm neresi seslendirme yapılmış görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Burada da hani seslendirme motorunda ücretsiz olabilmesi açısından Edge TDS kullandım. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un galiba Microsoft'un geliştirmiş olduğu internete bağlı olarak kullandığımız bir seslendirme motoru. Ücretsiz olduğundan dolayı ve birçok dil desteklediğinden dolayı bu sistemi bununla kullandım sevgili dostlar. Evet gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi video ve sesi birleştir bölümüne geldiğimiz zaman burada yapmamız gereken tek şey konum seç kısmından videoyu nereye kaydedeceğiz? TR seslendirme diyelim. Şöyle bir isim verdim ve hatırladım. Bunları otomatikman tanıyor. Bunlar ne? Orijinal video ile orijinal biraz önceki seslendirmiş olduğumuz ses dosyasını seçiyorsunuz ama otomatikman bunları seçiyor. Buradan video ve sesi birleştir dediğimizde bunu da hızlı bir şekilde böyle birleştiriyor. Files klasörüne girdiğim zaman bakın buraya dosyam artık gelmiş oluyor sevgili dostlar. Burada orijinal dosyamızda bir dinleyelim orijinalimizi hızlı bir şekilde. Şimdi bizim seslendirdiğimizi dinleyelim. Oyunlarınızı GX Games'e yükleyebilir ve herkes bunları doğrudan tarayıcılarında oynayabilir. Game Maker'i açın. Bu tamamlandığında, Opera üzerinde oyun düzenli yazan bu düğmeyi göreceksin. Oyunu paylaşmak için yayınlama sekmesine gidin, özeli etkinleştirin ve ardından bir tane kopyalamak için buraya tıklayın. Buraya tıklayın ve onu seçin. Oyun seçeneklerine git, GX Games'i seç ve buraya oyunun için benzersiz bir ad yaz. Sonra tamam. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar genel olarak seslendirme kısmı da bu şekilde çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi elimizdeki İngilizce bir videoyu bu şekilde Türkçe'ye çevirmiş olduk. Çevirme kısımları gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Seslendirme kısımlarına belki ufak tefek düzenlemeler yapabilirsem onları yapacağım. Onun dışında gayet stabil bir şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey daha yapalım. Bunu farklı bir dile daha çevirebiliriz. Mesela ne olabilir? Yani ne olabilir? Azerbaycanca olabilir herhalde. Şu Azerbaycanca olması gerekiyor. Azerbaycanca dilinde de bir bakalım hani orada nasıl yapıyor? Onda kardeşlerimize buradan selam olsun. Onu da deneyelim yer gelmişken. Burada Azerbaycanca'yı denediğimde bir Azerbaycanlı abimize yolladığımda bazı kelimelerin aslında hani o dilde değil de İngilizce olarak gündelik hayatta söylediğini söylemişti. Ama neyse o kısma çok takılmıyorum. Hani günü sonunda çalışıyor mu? Çalışıyor. Gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi çeviri kısmı bitti. Bunu tekrar şöyle kaydediyorum. Orijinal dosya değil de şöyle. Yine TR dosyasının üzerine şöyle kaydedebilirim. Sıkıntı değil. Ve seslendirme kısmına geliyorum. Ki otomatikman bakın zaten bunu algıladığını söylemiştim. Turkish kısmından hemen şöyle en üste doğru geliyorum. Buradan Azerbaycan'da dilini seçiyorum. Yine buradaki tane modelimiz var. İşte burada erkek kadın falan var. Erkeği seçebiliriz veya kadını seçebiliriz. Bu sefer de kadın olsun. Yine tıklıyorum ve buradan da yine şöyle bir ses dosyasının üzerine kaydedebilirim veya siz normal sıfırdan bir isim de verebiliyorsunuz fark etmiyor yani. Tekrar tıkladık şöyle seslendirme kısmı hızlı bir şekilde başlıyor. Bu kısım direkt internete bağlı olarak çalıştığı için internet hızınız zaten öyle mükemmel olmasına gerek yok. Standart bir internet hızında bile gayet hızlı bir şekilde bu kısımları halledebiliyorsunuz. Video ve sesi birleştir kısmına geldiğimiz zaman buradan da yine aynı şekilde TL seslendirme orijinal videonun üzerine yani biraz önceki seslendirdiğimiz videonun üzerine yaptık. Bir de dinleyelim bakalım Azerbaycanca olanı nasıl olmuş. Siz öz oyunlarınızı GH Games'de yayınlayabilirsiniz ve herkes onları bir başa browserlerinde oynayabilir. Gami makeriyatın layihenizi yükleyin ve sağ üstte GH Games yazdığına emin olun. Oyunu paylaşmak için neşiyet bölmesine geçin, şahsi rejimini aktifleştirin ve sonra kopya. Evet Azerbaycanca kısmı da bu şekildeydi. Son olarak da mesela ne yapalım sevgili dostlar şöyle bakalım. Bakalım bakalım ne olabilir. Ürdün dilini onu hiç bilmiyorum valla şimdi. Tayca olabilir. Tayce'nin dilini de hiç bilmiyorum. Gerçi ben olarak hiçbir dil bilmiyorum ama Rusyaca olabilir herhalde. Bir de Rusya dilini deneyelim. Rusçayı hiç denemedim açık söyleyeyim. Bir de Rusçayı deneyelim. Bakalım Rusçada nasıl yapacak. Hakikaten merak ettim. Vladimir Putin abimize de buradan selam olsun. Bakalım onun dili falan var mı? Yani olabilir. Belli olmaz. Şimdi çeviri kısmını buradan yine Cemina üzerinden yapıyoruz. Cemina'yı kullanırken şöyle bir şey daha var. Epic ben çok fazla kullandığım için aslında Epikey değil de ne derler onun adına. Sistem çok fazla kodlama kısmında da kullandığım için benim Epikey biraz fazla doldu. Allah'tan bu ara hata vermedi. Normalde hatadan kastım. Hani diyor ki kota falan doldu diyor. Bu ara öyle bir şey almadık. O yüzden şanslıyız. Şimdi bunu şöyle hemen TR dosyasının üzerine gelip kaydedeceğim. Yine şuradan şunun üzerine kaydedebilirim. Sıkıntı değil. Ve şöyle yapalım. Tekrar geliyorum seslendirme kısmına. Buradan da Rusça'yı seçeceğiz. Şöyle gelelim. Ve buradan da şöyle Rusçayı bulabilirsem Russian. Raşan mıydı? Raşan mı? Öyle bir şey diye konuyordu galiba. Erkek olsun. Bu sefer de konum seçten yine geliyor. File kısmından şunu seçiyor. Bir kanalımız abone oldu galiba. Böyle benim bildirimler falan da orijinal. Orijinal ne lan? İşte bildirimler falan böyle sizlere yansıyabiliyor arada Video sırasında ona da çok fazla yapacak bir şeyim yok. Yine seslendir butonuna tıklayalım. Rusça kısmında bu şekilde seslendiriyoruz ve bakalım Rusça da şimdi bilmediğim için anne hani nasıl bir şey yaptı bilmiyorum. Rusça bilen birileri de varsa yazarsa sevinirim. Yani Rusçayı da bilen kim çıkacak onu da bilmiyorum ama varsa yazarlar han nasıl olmuş falan gibisinden. Hemen geliyorum ee, buradan da orijinal videomu daha doğrusu biraz önce seslendirdim videoyu seçiyorum ve üzerine bu şekilde kaydediyorum. Tekrar dinleyelim. Games <laughs> и Откройте загрузите свой проект посмотрите верхний правый угол. Убедитесь, Evet gördüğünüz gibi gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Burada şimdi değinmek istediğim bir nokta var sevgili dostlar. Şöyle full ekran yapayım. Şimdi burada önemli detaylardan biri şu sevgili dostlar. Bunu hangisinden daha iyi anlatabilirim? Neyse önemli değil. Şimdi burada Metinlerin bazılarını seslendirirken çok hızlı bir şekilde seslendirildiğini görebiliyorsunuz. Bu neden kaynaklı? Şundan kaynaklı. Şimdi örnek veriyorum. Şunu örnek konuması açısından söyleyeceğim. Şimdi şu birinci bölüm. İngilizce'de genelde hani metin uzunlukları Türkçe'den eşit olmuyor. Türkçe'de bazı metinler daha uzun olabiliyor. İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Hani şu alt kısmı Türkçe olarak algılayabilirsiniz. Şimdi İngilizce'de bir metin şöyle kısarken bunu çevirdiğinde uzun olduğu zaman yani şöyle bir uzunlukta olduğu zaman veya işte farklı uzunlukta olduğu zaman buradaki zaman aralığında bu metni seslendirilmesi gerektiği için o aralığa bu metni sıkıştırması gerektiği için orayı hızlı bir şekilde seslendirmesi gerekiyor. O kısma da aşırı bir müdahale etme şansımız maalesef yok. Çıkan SRT dosyalarını elle düzenleyerek oraya daha uygun kelimeler aslında daha uygun ve kısa cümleler yazarak da bu sorunları düzeltebiliyorsunuz. Dediğim gibi o kısımlara aşırı bir müdahale etme şansımız yok. Gerçekçilik neyse o şekilde onu o şekilde sistem yapıyor zaten. Genel olarak günün sonunda sistem bu şekilde çalışıyor. Uygulamayı sizlere bu şekilde göstermek istedim sevgili dostlar. Evet uygulama genel olarak bu şekilde çalışıyor sevgili dostlar. Peki şimdi gelelim yayınlama kısmına. Bu uygulamayı nasıl yayınlayacağız? Sevgili dostlar uygulamayı yayınlarken Aklımda bazı şeyler vardı. Normalde bunu ücretsiz yayınlamayı düşünüyordum lakin bu uygulamayı hakikaten ciddi bir şekilde geliştirerek farklı yerlere getirmek istediğim için bu uygulamayı ücretli bir şekilde yayınlama kararı aldım. Lakin hemen kızmayın. Tabii kanalın topluluk kısmında ücretsiz yayınlayacağımı söylemiştim ama hakikaten hani bu uygulamayı geliştirmek için biraz maddiyata ihtiyacımız olacak anladığım kadarıyla. Çünkü yazılımcı bulmamız gerekiyor tam anlamıyla aklındaki şeyler yapabilmek adına. Hem yani ben de bazı noktalarda kendimi geliştirmem gerekiyor. O konuda da biraz maddiyata maalesef günümüzde ihtiyacımız oluyor. Uygulamayı şöyle yapacağım sevgili dostlar. Herkesin kullanabilmesi için uygulamayı çok böyle cüzüyü bir miktara satışa çıkartacağım. Yani gidip de sizlerden 1000 lira, 2000 lira, 5000 lira gibi bir limit falan asla istemeyeceğim. Herkesin rahat bir şekilde alabileceği limitlerde uygulamayı çıkartacağım. Yani bu uygulamayı geliştirirken benim asıl amacı bu uygulamada maddi kazançtan ziyade uygulamayı geliştirmek için gerekli fonu sağlamak olacak. O yüzden gidip de sizden bu uygulamayı satın alırken işte ne bileyim 1000 lira, 2000 lira gibi fiyatlar asla istemeyeceğim. Herkesin alabileceği cüz'ü bir fiyat olacak. Yani aslında uygulamayı alırken bu uygulamanın geliştirilmesinde bizlere destek olabilmeniz için böyle bir fiyatlandırma yapacağız. Yani en azından bir öğrenci bile bunu gün sonunda rahat bir şekilde alabilmesini istiyorum. O yüzden mümkün mertebe çok uygun bir fiyata uygulamayı çıkartacağız ve herkesin almasını sağlayacağız bu şekilde. Şimdi uygulamayı ne zaman çıkartacağız biraz bundan bahsedelim. Aslında uygulamanın net bir yayın tarihi yok. Şu anda uygulama bitti. Yani aslında çok beta aşamasında. Uygulamanın arayüzünü düzenleyerek biraz daha böyle modern bir hale getirerek bu şekilde yayınlayabilirim beta halinde. Sonrasındaki zamanlarla sizden geri dönüşler alarak da uygulamayı daha böyle farklı noktalara getirip böyle asıl versiyonlara çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu uygulamayı geliştirirken zaten asıl temel amacım elimdeki bir videoyu basit yollarla farklı videolara yani dublajlayarak farklı videolar elde etmekti. Sistem temel amacını fazlasıyla tamamladığını şu anda düşünüyorum. Burada mesela Gemini ayarlarını falan zaten eklemeyi normalde de düşünmüyordum. Ama sonradan bunları da ekleme kararı aldım ki yapay zeka ile çevirinin biraz daha böyle mantıklı bir sonuç alabileceğini düşündüğüm için bunu da ekledim. Yani uygulamayı elimden geldiği kadar geliştirerek daha iyi bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Evet bu videoyu izliyorsanız sizin de fikirlerinizi merak ediyorum sevgili dostlar. Uygulamayı geliştirirken neler yapayım, neler ekleyeyim, neler yapmam gerekiyor onu da açıklayın. Belki betadan önce bir şeyler aklınıza gelirse yazarsanız ben de o şekilde ekleyerek o şekilde yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.